Herkese merhabalar, Yeşimden Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfry ile çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir poğaça tarifi hazırladım. Kabardıkça kabaran yumuşacık bir poğaça oldu. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Poğaçalarımızı airfryer içerisinde pişireceğimiz için poğaça hamurumu da az ölçüyle hazırlıyorum. Bunun için bir su bardağı ılık sütümü yoğurma kasemin içerisine döküyorum. Ardından üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kuru maya, instant mayayı ekliyorum. Mayayı çok fazla eklemeyin ki içerisinde fazla maya kokusu olmasın. Şimdi de üzerine 1 dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Maya, toz şeker ve ılık sütümü öncesinde bir spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi de poğaça hamurumun içerisine yarım çay bardağından bir parmak fazla olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağı ekledikten sonra da içerisine bir tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Sadece akını ilave ediyorum. Eklemiş olduğum tüm bu malzemeleri spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra bu kasenin içerisinde 2 su bardağı unum var. Unumu ilave ediyorum. Unu kontrollü ve yavaş bir şekilde ekleyeceğim. 2 su bardağı unu spatula ile karıştırarak tüm malzemeyi güzelce yediriyorum. Şimdi de üzerine 3. bardak unumu ekliyorum. Unu yavaş yavaş ve kontrollü ekliyorum çünkü hamurumuz sert olmasını istemiyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olacak. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra tekrar tüm malzemeyi spatula ile güzelce karıştırıyorum. Poğaçalarınızın yumuşacık ve çok güzel kabarmasını istiyorsanız eğer mutlaka ununuzu yavaş yavaş ekleyin ki hamurunuz katı bir şekilde olmasın. Spatula ile güzelce karıştırdıktan sonra bu aşamada artık spatulayı bir kenara bırakıyorum ve hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum hala yumuşak kıvamda. Bu aşamada poğaça hamurumun içerisine 2 yemek kaşığı olacak şekilde tekrar un ilave ettim. Unu ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada bu videomda ilk kez poğaça yapacak olan kişiler için tüm detayları atlamadan vermeye çalıştım. Eğer sizler poğaçayı yapmayı biliyorsanız bu aşamaları hızlandırıp geçebilirsiniz. Şimdi de poğaça hamurumun içerisine bir dolu tatlı kaşığı yumuşak tereyağı ekliyorum. Bu eklemiş olduğum tereyağı poğaçaya ayrı bir lezzet veriyor açıkçası. Sizler de bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamurumun içerisine eklemiş olduğum tereyağı hamurumla iyice özleşene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Kasemin içerisinde güzelce yoğurduğum hamurumu şimdi tezgahıma hafif un serpiştirerek tezgahın üzerinde de yoğuracağım. Toplamda 3-4 dakika boyunca da tezgah üzerinde yoğurdum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurursanız kıvamı o kadar güzel olacaktır. Güzel yoğrulmuş bir hamur ile yapılan poğaçalar da ayrıca güzel olacaktır. Şimdi gördüğünüz üzere hamurum artık 3-4 dakika boyunca yoğurdum ve hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamurum oldu. Şimdi kasem içerisine tekrar alıyorum ve üzerine streç film kapatarak bu şekilde ortam sıcaklığına göre yaklaşık 45 dakika boyunca hamurumu mayalandırıyorum. Evet poğaça hamurumuzu 45 dakika boyunca mayalandırdık. Gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıkmış durumda. Öncesinde şöyle bir karıştırıyorum ki içerisindeki maya kokusu çıksın. Sonrasında da hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahımın üzerine almış olduğum poğaça hamurumu bir şekilde güzelce yuvarladıktan sonra hamur kartı yardımıyla bezelere ayıracağım. Hamurumu öncesinde ortadan ikiye böldüm. Sonra da hamur kartıyla 9 tane eşit bezeye ayırıyorum. Bezelere ayırmış olduğum hamurumu da yine tezgahımın üzerine alarak bu şekilde avuç içimle güzelce yuvarlıyorum. Bu aşamada sizler dilerseniz arasına peynir ya da zeytin ya da kaşar da koyabilirsiniz. Ama ben bu şekilde sade olarak yapmayı tercih ettim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin bilgisini açıklama kısmına yazacağım. Dilerseniz oradan bakıp da faydalanabilirsiniz. Hatta bu ölçüleri fırına göre de ayarlayıp ekleyeceğim. Dilerseniz aynı poğaça tarifimi fırın içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Evet 9 tane bezemiz artık hazır. Şimdi de hazır olan poğaçalarımı Airfryer'ın tel sepeti içerisine dizeceğim. Ben bu sepette pişirmiyorum. Bunda pişirince çünkü altı geç pişiyor. Bu şekilde tel sepetine dizeceğim poğaçalarımı. Öncesinde de güzelce sıvı yağla bir fırça yardımıyla sepeti yağlıyorum. Air pişirme işlemlerinde içerisinde yağlı kağıt kullanmanızı önermiyorum. Çünkü yağlı kağıt cihaz içindeki sıcak havanın dönmesine engel teşkil ediyor. Ve yağlı kağıt olduğunda içindeki gıdalar çok geç pişiyor. Bu yüzden ben yağlı kağıt olmadan direkt bu tel sepetin içerisine hazırlamış olduğum poğaçalarımı aralıklı olarak diziyorum. Ben şimdi Tüm poğaçalarımı aralıklı olarak sepetimin içerisine dizdim. Şimdi bu şekilde sepetimi tezgahın üzerine aldım ve üzerine de bir mutfak örtüsü örtüyorum ve 15 dakikada bu şekilde bir tepsi mayası veriyorum. Gördüğünüz gibi 15 dakika boyunca da bekletmiş olduğum poğaçalarım güzelce kabardı. Şimdi kabaran poğaçalarımın havasını söndürmeden kenara ayırmış olduğum bir tane yumurtamın sarısını fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Bu aşamada böyle çok fazla fırçayı bastırıp e, poğaçaların havasını indirmeyin. Mayası kaçmasın. Tüm poğaçaların üzerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra son olarak da üzerlerine biraz çörek otu ve kavrulmuş susam ekleyeceğim. Sizler tercihinize göre yer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama ben bir kısmına susam bir kısmına da çörek otu serpiştirerek artık poğaçalarımı pişirmeye gönderiyorum. 15 dakika sepette mayalandırmış olduğum poğaçalarımı bu şekilde cihazımın haznesinin içerisine yerleştiriyorum. Bu arada kullanmış olduğum bu model hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Poğaçalarımızı Philips Airfryer içerisinde pişireceğiz. Benim kullandığım model HD9870/20 modeli. Beyaz olan model. Bu akıllı sensör teknolojisine sahip. Burada 5 tane seçili programda kendisi otomatik algılayıp içindeki gıdayı pişiriyor. Ama bu 5 tane program içerisinde kek, börek ya da kurabiye gibi hamur işleri yer almıyor. Sadece tavuk, balık ve patates için bu programlar geçerli. Biz bu yüzden bugün poğaçamızı manuel ayarda pişireceğiz. Şimdi buradan derecesini seçiyorum. 180 derece olarak ayarlayacağım ve süreyi de 10 dakika olarak seçiyorum ve 10 dakika olarak da pişirmeye başlıyorum. Evet sürenin sonunda artık cihazımı açıyorum ve içerisindeki poğaçalarımı kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel kızarmıştı. Sepeti cihaz içerisinden çıkardım. Ve güzelce soğuduktan sonra da bu telini içerisinden ayırdım. Mutlaka güzelce soğutun. Soğumadan ellemeyin. Çünkü çok sıcak oluyor. Eliniz yanabilir. Şöyle dokunduğumda çok güzel yumuşak görünüyordu poğaçalarım. Şöyle altını da bir kontrol etmek istedim. Altında da bazılarında böyle hafif yapışmalar olmuştu. Ama şöyle üzerine bastırdığımda kolaylıkla çıktılar. Şöyle iki tanesi biraz yapışmış durumdaydı. Ama alt üzeri çok güzel pişmişti. Normalde 9 adet poğaça için koca bir fırını çalıştırdığınızda 10 dakika gibi kısa bir sürede maalesef poğaçalarınız pişmez. Hatta fırın kendini bile ısıtmaz bu kadar sürede. Ama Airfryer'da fırına göre buçuk kat daha hızlı olarak gördüğünüz gibi bu şekilde lezzetli poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir tane poğaçamı da koparıp size iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten dışı, içi çok güzel pişen bir poğaça tarifi oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.